fuarın kentin tanıtımı için çok faydalı olduğunu kaydetti. Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü haşere ile mücadele ekipleri tarafından Ramazan ayına az bir süre kala tüm camilerde ilaçlama çalışması başlatıldı. Vatandaşların teravih namazlarını daha huzurlu bir ortamda kılabilmeleri amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan tüm camilerin iç ve dış alanları ilaçlanarak haşerelerden arındırılıyor. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Müdürü Servet Ekin, her Ramazan öncesi camilerde ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek, yaklaşan Ramazan öncesi de ilaçlama çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerimize teravih namazının hazırlık çalışmaların başladığını görüyoruz. Ceylanpınar Belediyesi olarak bizler de bu çalışmaya katkı sunalım dedik. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı haşere mücadele ekiplerimiz camilerimizin iç ve dış kısmını ilaçlayacaklardır. Bu şekilde vatandaşlarımızın hem teravih namazlarını hem de vakit namazlarını daha rahat ve huzurlu bir şekilde kılmalarını amaçlamaktayız. Öte yandan haşereyle mücadele ekipleri her akşam 4 mobil araçla sokak ve caddelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından açılışı yapılan Özbek Mahallesi semt pazarında satış yapacak esnafların yerleri kura ile belirlendi. Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Özbek Mahallesi semt pazarı için kura çekim işlemi yapıldı. Özbek Mahallesi sakinlerinden yaklaşık 40 kişinin başvurduğu pazar yeri için belediye yetkilileri tarafından kura çekimi yapıldı. Toplam 70 yer için başvuran 40 kişinin yerleri çekilen kurayla belirlendi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran yaptığı açıklamada, belediyeye semt pazarında satış yapmak için başvuran vatandaşların kurayla yerlerinin belirlendiğini söyledi. İlçemiz merkezinde sayılan bir mahallemizdeyiz, Özbek Mahallesi'ndeyiz. Özbek Mahallesi'nde Menderes Başkanımızın özverili gayretleri ve bizim de takiplerimiz sonucu devasa bir kapalı semt pazarı tamamlanmıştı. Bu kapalı semt pazarında yer alıp pazar işiyle uğraşmak isteyen vatandaşlarımız için müracaatlarımızı açmıştık ve müracaat sonucu toplamda 40 Özbek Mahallesi'nde ikamet edenler müracaat ederek bu pazarda yer almak istediklerini beyan ettiler. Bugün onların kurasını çektik. Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem de mahalle sakinlerinin ürettikleri ürünleri semt pazarında satışa sunacaklarını belirterek şöyle dedi. Sayın Menderes Başkanımızga çok çok teşekkür ederim. Allah bundan razı olsun. Devletimizga, milletimizga, hem mesela şimdi başkanımızga Allah razı olsun. Bizga bir semt pazarı yaptı. Bizim semt pazarı Allah'a çok şükür. Bizim milletimiz bölge sebzesini yarın getirip bölge satmak için kendi sebzelerini çıkarak kendi sebzelerini bölge satmak işini bölge getiriyor. Yarın ne bu işini görüyor. Tamam. Açtıralım. 22. Gel arkadaşım. Abi şey için. Yok. 22 yazıyor. 22 yazıyor.
Gitme gitme. Şöyle geldim. Gerçekleşti. Ceylan Pınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Haşere Mücadele Ekipleri tarafından Ramazan ayına az bir süre kala tüm camilerde ilaçlama çalışması başlattı. Vatandaşların teravih namazlarını daha huzurlu bir ortamda kılabilmeleri amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan tüm camilerin iç ve dış alanları ilaçlanarak haşerelerden arındırılıyor. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Müdürü Servet Ekin, her Ramazan öncesi camilerde ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek yaklaşan Ramazan öncesinde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerimizde teravih namazının hazırlık çalışmaları başladığını görüyoruz. Cenab-ı Pınar Belediyesi olarak bizler de bu çalışmaya katkı sunalım dedik. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı haşere mücadele ekiplerimiz camilerimizin iç ve dış kısmını ilaçlayacaklardır. Bu şekilde vatandaşlarımızın hem teravih namazlarını hem de vakit namazlarını daha rahat ve huzurlu bir şekilde kılmalarını amaçlamaktayız. Öte yandan haşereyle mücadele ekipleri her akşam 4 mobil araçla sokak ve caddelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik haftası nedeniyle Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses ve Saz Sanatları ile Harran Üniversitesi Müzik